Tekrar merhaba. Yine bana çok sık sorulan bir soruyu sizlerle paylaşmak ve cevaplamak istedim. Burnumun ucu ne kadar kalkık olmalı? Sadece burnumun ucunu kaldırsam kemerim daha az görünüyor. Acaba bana yeterli olur mu? Burada çok önemli iki tane anatomik bir tanımlama var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Nazolabiyal açı dediğimiz açı burnumuzun ucunun kolimellanın üst dudağımızda yapmış olduğu açıdır. Ortalama erkeklerde 90-95 derece, bayanlarda 100-105 derece gibidir. Burun ucu kalkıklığını ifade eden en önemli tanımlamalardan bir tanesi bu. Nazolabiyal açı. Diğeri burun ucu projeksiyonu. Burun ucu projeksiyonu burnumuzun ucunun yüzümüze göre olan uzaklığını ifade eder. Yani hani Pinokyo yalan söylediğinde burnun ucu uzuyor ya, projeksiyon artışı demek. Çok kolay bir tanımlama. Normalde burnumuzun ucu projeksiyon düştüğünde, geriye doğru geldiğinde ve nazolabiyal açı azaldığında, ucu da aşağı doğru düştüğünde burnumuzun içerisinde hava deliklerinde daralma, aynı zamanda önden bakıldığında burun ucunda burnun genel görünümünde uzama ortaya çıkabilir. İki bilgi de çok önemli. Normalde biz bazen düşük burun ucu olan hastalarımızda sadece burun ucunu kaldırmayız. Hem kaldırıp hem de geriye doğru çekebiliyoruz. Doğal görünsün diye. Önden bakıldığında daha yüzde uyumlu görünsün diye. Yani tek başına burun ucu kaldırma bazı hastalarda uygun değildir. Hem burun ucu kaldırma hem de burun ucu projeksiyonun azaltılması şeklinde ameliyatlar yapılabilmektedir. Özellikle kemerli burun olan hastalarda burun kemerine dokunulmayacaksa eğer, burun ucu kaldırıldığında burun ucunu çok fazla geriye almayabiliyoruz. Ancak burun ucu ameliyatları kişiye özel ameliyatlardır. Sadece kemeri ortadan kaldırmak ya da kemeri daha az göstermek, görünür hale getirmek için burun ucunu abartılı kaldırmak doğal bir görünüm vermeyebilir. Sizi muayene eden hekiminizin sizin için önerdikleri en doğru olandır.